Merhaba arkadaşlar. Bazı yazılarımı, bazı videolarımı bana gelen maillerden yola çıkarak, hatta tutkulu projesi rumuzuyla yazdığım yazılarla tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Kendilerine verdiğim cevapları yine burada video olarak seslendirmeye gayret ediyorum. Yine öyle bir yazıyı, tabii bu sefer kapsam yönetimi ile alakalı bir konuyu nasıl cevaplandırdığımı, tabii önce soruyu daha sonra nasıl cevaplandırdığımı göreceksiniz. Gelen mail şu şekilde başlıyordu. Sevgili proje koçu, proje planlamanın önemli olduğunu biliyoruz. Eksikliğini ben ve projelerde çalışan herkes mutlaka hissediyordur. Fakat bu planlama işini bir türlü yapamıyoruz. Benim şu anda üzerinde çalıştığım bir proje var. Bu proje şirketimin neredeyse tüm departmanlarını ilgilendiriyor. Planı hazırlayabilmem için o departmanlardan yetkili kişilerin desteğine ihtiyacım var. Bu çerçevede geçen hafta herkesin katılımının olacağı bir toplantı düzenledim. Amacım yarım günlük bir oturum ile öncelikle projenin iş kırılım yapısını ortaya çıkarmaktı. Gelin görün ki o yarım gün her kafadan bir ses çıktı ve planın P'sini bile yapamadan toplantı bitti. Her gelen, yani toplantıya katılan, "Bu iş böyle olmaz, bu bize uymaz. Nasılsa bu planlar daha çok değişir. Boşuna planla uğraşmayalım. Nasılsa sapar. Bu tip şeyler her şeyin düzenli olduğu şirketlerde olur" gibi sözlerle bütün motivasyonumu yok ettiler. Bu sözlerin yanı sıra konu bir ara şirketin prosedürlerindeki aksaklıklara kaydı ve baştaki şikayetler suçlamalara dönüştü ve toplantı bitti. Böyle bir durumda, böyle bir ortamda siz olsanız ne yapardınız? Bana gelen soru da bu. Evet, tutkulu projenizden böyle bir soru gelmiş. Ben de ne cevap verdim? Şimdi onu sizlerle paylaşayım. Sevgili tutkulu projenizi, planlamaya iş kırılım yapısıyla başlayıp kapsamı netleştirme gayretin çok doğru ve yerinde bir çalışma. Burada PMI'nin önemli bir söylemi var. Diyor ki PMI, iş kırılım yapısı bütün paydaşların iletişim için doğru bir araçtır. Ben de bu yazımda bunu paylaştım kendisiyle. İş kırılım yapısı bütün proje paydaşlarının doğru iletişim kurabilmesi, projenin çıktılarının aynı şekilde anlayabilmeleri açısından çok önemlidir. Fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var. İş kırılım yapısını bütün paydaşlar bir araya gelerek hazırlayacak diye bir kural yok. Özellikle paydaş analizi çalışması yapılır. O paydaş analizinde ilgisi ve gücü yüksek olanlara odaklanmak ve onların ihtiyaçlarına göre projenin şekillenip onların ihtiyaçlarından yola çıkarak iş kırılım yapısını hazırlamak gerekiyor. Ve bunu hazırlayacak da şimdi ilerleyen slaytlarda göreceğiz. Çekirdek ekiple projesi olacak. Bakın ne demişim. Madem ki projenin şirkette pek çok kişiyi etkilemektedir, bu durumda seninle birlikte planı yapmaktan ve takip etmekten sorumlu olacak bir çekirdek ekip, yani bir proje yönetim takımı kurmalısın. Sen ve bu çekirdek ekip iş kırılım yapısını kendi aranızda hazırlamalısınız. Tabi bunu kendi aralarında hazırlıyorlar ama öyle bir yarım saatte, bir saatte bir şey hazırlanan bir şey değil bu. Özellikle dedik ya, paydaş analizi çerçevesinde ilgisi ve gücü yüksek olan insanlara gitmek, onların ihtiyaçlarına göre iş kırılım yapısını hazırlayıp diğer paydaşlara iş kırılım yapısı budur, projenin kapsamı budur diye tanıtmak gerekiyor. Çekirdek ekip çok büyük olmamalıdır. Genellikle önerdiğimiz 4 ila 7 kişi arası. Tahmin edeceğiniz gibi az sayıda kişi yönetmek nispeten daha kolaydır, çok büyük bir ekibi yönetmektense. İşte iş kırılım yapısı hazırlandıktan sonra bu yapının nasıl bir amacı olduğunu, neleri hedeflediğini artık sonunda paydaşlara anlatabiliriz. Yani gelin beraber iş kırılım yapısını hazırlayalım değil de, "Biz bakın böyle hazırladık. Bu projenin teslimatları ve kapsam temel çizgisi, bunu altını çizerek söylüyorum, scope baseline'ı budur" diye paydaşlara sunmak gerekecek. Tabi bu yaptığımız çalışma sadece projenin kapsam yönetimi. Daha işin zaman, maliyet, kalite, iletişim, risk, kaynak, tedarik gibi konuları var. Ama kapsam temel çizgisini, yani o iş kırılım yapısını düşünerek diğer planları yapmaktan yine başta projesi, hemen arkasından çekirdek ekip sorumludur. Burada yine şunun altını vurgulamakta fayda var. Çekirdek ekip sadece planlamada projesinin yanında değil.
projeyi yürütürken, kontrol ederken, kapanışta da mutlaka projesinin kendilerine ihtiyacı olacak. Onlar farklı departmanlardaki ilerlemeleri düzenli olarak projesine aktaracaklar. Bu çekirdek ekip üyelerinin projeye daha fazla zaman ayırmasını sağlamak için üst yönetim desteği gerekiyor. Yani sponsor veya daha üst yönetim farklı birimlerdeki uzman kişileri projeye ataması lazım. Özellikle büyük projelerde proje yöneticisinin yanı sıra proje yönetimi takımı da üst yönetim tarafından resmen atanmalı, yarı veya tam zamanlı proje yönetim faaliyetlerine destek olmaları sağlanmalıdır. Burada küçük bir not, özellikle proje yöneticisi çekirdek ekibini seçebilecekse şuna dikkat etmesi lazım. Birbiriyle iyi anlaşacağını düşündüğü kişileri, tecrübesine güvendiği kişileri, çözüm odaklı kişileri seçerse işi kolaylaşacaktır tabii ki. İşte bu yöntemlere dikkat ederseniz plan kısa zamanda hem ortaya çıkar hem de genel olarak kabul görür. Arkasından yönetmeniz, takip etmeniz de çok daha kolay olacaktır. Projenizde başarılar diliyorum.